Bu akşam olanlar hiç doğru değildi. Annemin yemek tenceresini öyle fırlatması, abimin beni suçlaması. Hiç olmazsa sen bana inan. Gerçekten hiçbir bilgim yok. Senin bir hatan olmadığını biliyorum. Ayrıca kasten annemi incitecek bir şey yapmayacağını da biliyorum Sumitra, merak etme. Ama tüm bunlar doğru da olsa, daha önce bu evde bu tür sözler hiç söylenmedi. Sanırım bir yerde hata yaptık. Ne yapmam, nasıl hareket etmem gerektiğini bilmiyorum. Abimin ima ettiği o karar ne olabilir? Benzer bir durumla karşılaşırsak ne yapacağız? Bak Sumitra, anlıyor musun bilmiyorum ama aklımdaki şey gerçeğe dönüşürse işler kontrolden çıkar Sumitra. Aklıma şu anda tek şey geliyor. Bu ev sanki ikiye bölünecek gibi. Ailemiz bu şekilde parçalanmamalı. Bu şekilde düşünme. Bu dediğin asla olmayacak. Ama Sumitra, abim dedi ki... Abin o sözleri öfkeyle söyledi. Abimin öfkesini bilmiyor musun? Ben abimin ne düşündüğünü, hiç yoktan ne anlamlar çıkaracağını çok iyi biliyorum. Bugün bize söylediği o şey beni gerçekten endişelendirdi. Biz ancak birlikte kalırsak bir şeyleri değiştirebiliriz Sumitra. Birlikte olursak Yena'ya yardım edebiliriz. Ayrılarak değil. Yoksa... Şimdi koşulları düşünmenin, başkalarını suçlamanın hiç vakti değil. Gerçekten değil. Ortalığı yatıştırmaya çalışmamız, diğer her şeyi unutmamız gerek. Bence böylesi çok daha iyi olacaktır. Bu kavgalara devam etmemizin kimseye hiçbir faydası yok. Hem de hiç. Lütfen beni bağışla abla. Bağışlamak mı? O nasıl sözü? Bu evde benim yüzümden hiç huzur kalmadı. Benim yüzümden daha ne kadar aşağılanacaksın abla? Kayınvalidem, hatalarım için seni suçluyor. Hem de hiç düşünmeden. Bir şey rica edebilir miyim? Bırak onlarla ben savaşayım. Sen neden acı çekesin? Gereksiz yere neden sen cezalandırılasın? Ben de senin... Bu kadar acı çekmene seyirci kalamam gene. Bugüne kadar kendimi ifade edemedim. Ama şimdi bana... Dudaklarım uzun zamandır mühürlüymüş gibi geliyor. Konuşmak istesem de konuşamıyorum. Ama acını ve kederini paylaşabilirim. Benim kederimi neden paylaşacaksın ki? Hakaret için mi? Nefret için mi?
Hayır abla. Bütün yüreğimle beni destekleyeceğini biliyorum. Bu benim için yeterli. Senden bunun dışında bir şey istemiyorum. Gözyaşlarıyla seni görmeye tahammülüm yok. Benim için sevgi ve şefkat dolu o yaşlar. Keseriyah.